Ve gündem ekonomide şu dakikalarda değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Çiftgeyik Karaca Genel Müdürü Sayın Cihat Özbekli ile hem sektörü hem pandemi sürecini ve bundan sonraki planları, stratejileri konuşacağız. Sayın Özbekli merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Gülden Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olunuz. Tabii konuşacak şeyler fazla ama öncelikle şunu soralım. Devam eden bir pandemi süreci var. Özellikle üretim-tüketim anlamında sektörel bazda ne durumdayız? Bununla başlayalım Sayın Özbekli. Tabii hazır giyim ve özellikle perakende pandemiden çok derin etkilenen sektörlerden birisi. Çünkü tüketicilerimizle çok sosyal bir birlikteliğimiz var. Özellikle malumunuz AVM'lerde, mağazalarda tüketicilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin bizzat orada olması. Yani bizim offline pazar diye adlandırdığımız pazarda sürekli karşı karşıya olmamız doğal olarak ciddi sekte vurmuş durumda. Hatırlatmak amacıyla söylüyorum. 18 Mart itibariyle kapanan mağazalar ardından Nisan ve Mayıs'ın tamamen kapalı geçmesi ve sonrasında Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bir geri dönüş çabası başlangıcı. Şu an itibariyle hala hem perakende tarafı, dolayısıyla hazır giyimin tüketiciyle buluştuğu taraf, hem de aslında bizlerin üreticiyle buluştuğumuz taraf adına %40'ların üzerinde bir geliş, bir azalış söz konusu. Ve ciddi zorluyoruz. Tabii malumunuz, hepimiz biliyoruz. Şu anda her gün, her akşam Sayın Bakan'ın atacağı tweet'e odaklandık tüm Türkiye. Ama sektörel olarak da biz çok yakından ilgileniyoruz. Çünkü tüketici psikolojisini de çok yakından ilgilendiriyor. Aslına bakarsanız tabii çok işler iyi gitmiyor. Biraz mutsuzuz. Çünkü yakından etkilendik. Evet. Başlangıçta iyi haber olarak şunu verebiliriz. Haziran geri dönüşümüzün başlangıçlarında %60'lara varan, hatta bazı arkadaşlarımızda %70, %75'lere varan bir düşüş vardı. Bu şu anda %40'lar, %45'ler seviyelerine toparladı. Ama hala tabii bunlar çok büyük rakamlar, çok korkunç rakamlar. Açıkçası tabir doğruysa boğuşuyoruz hep birlikte. Şimdi söylediğiniz, az önce de altını çizdiğiniz tablo oldukça net. Boğuşuyoruz tabirinde kullandınız. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte biraz daha olağan haline getirebilmek adına planlar, stratejiler, hedefler ne yönde Sayın Özbekli? Biraz da çözüm önerisi anlamında da olacak tabii bu değerlendirmeler. Ne dersiniz? Gülden Hanım, tabii bütün dünyanın çok uzun, belki asırdır ilk kez yaşadığı bir krizi yönetiyoruz hep beraber. Hep beraber bu krizi yönetmeyi öğreniyoruz da. Devletlerin, milletlerin, tüzel kişiliklerin, şirketlerin, biz yöneticilerin ilk kez tecrübe ettiği bir şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir sonraki stratejiyle ilgili kararları verirken de çok zorlanıyoruz. Açıkçası belki de şu anda bu işin en zor tarafı bu. Yarınla ilgili, bir hafta sonra ile ilgili kararlar alırken maalesef belirsizlik şu anda çok zorluyor hepimizi. Ama tabii en önemlisi toplumsal olarak Sayın Bakan'ın sürekli uyardığı tedbirler kısmında bu tedbirlerle beraber rasyonel sayıları bir yere çekebilmek. Çünkü akşam o tweetlerde gördüğümüz 1500'leri 900'lerde, 800'lerde, 700'lerde görmeye başladığımızda tedbirlerin gerçekten olumlu sonuç verdiğini ve bunun bizlere getireceği bir moral motivasyon halinin piyasayı da çok yakından etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu hepimiz için böyle. Yani biz bile artık akşamları düşen bir değer gördüğümüzde, evet, o gece daha mutlu yatıyoruz. Dolayısıyla bir tek bizim sektörü değil, aslında ülkemizi de değil, dünyanın tamamını bence bu rasyonel tedbirler toparlayacak. Bu toparlanmalar sonrasında toparlanmaların yeniden yükselmemesini beklemek, bir iki ay önce konuşulan bu ikinci dalgaların, Eylül'de sonbaharda havalar soğuduğunda yükselecek olan şeylerin, bunların en azından beklentilerini ortadan kaldırmak bence öncelikli hedef olmalı. Bunun için de toplumsal duyarlılığa çok ihtiyacımız var. Kesinlikle. Biz mağazalarımızda şunu görüyoruz. Yani gerçekten tedbirlere uyduğumuzda, gerçekten o maske mesafe kuralına çok derinden riayet ettiğimizde bu iş yapılabiliyor. Müşterilerimiz bizi ziyaret edebiliyor. Kesinlikle bir sorun yaşamadan servis verebiliyoruz. Onlar da istedikleri ürünleri alıp tercih edip satın alabiliyorlar. Bunlara uyarak rakamları geri çekmemiz lazım. Aksi halde önce moralimiz bozuluyor, sonra ekonomimiz bozuluyor. Bunu bir toparlamak lazım. Tabii ikincisi de çok önemli. Şu anda hala devam eden, özellikle kısa çalışma ödenekleriyle devletin başlattığı o sürecin hala devam ediyor olması çok kıymetli. Yani bu istihdam adına da çok kıymetli. Çünkü yarın öbür gün altından kalkamayacağımız sonuçlar doğurabilir, istihdamla ilgili sonuçlar, evet, doğurabilir. Bu da malumunuz çok büyük yerlere etki eder. Dolayısıyla
Bu desteklerin devamlılığı çok kıymetli, çok önemli. Ama ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, bizler bu koltukta oturan yöneticiler aslında stratejilerimizle ön planda olmak zorundayız. Ama ne yazık ki şu anda en zoru bu. Strateji yapamıyoruz. Çünkü bırakın bir günü, iki günü, yani birkaç saat sonra ne olacağıyla ilgili şu anda çok fikrimiz yok. Bu çok zor. Maalesef yani yeni stratejinin ve B planlarının hazırlanmasının en sıkıntılı olduğu dönemlerden de geçiyoruz zannediyoruz. Sayın Özbekli, yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Özellikle Covid-19 sürecini konuşurken dijital yatırımları da biraz konuşmak lazım. Sizin sektörel bazda nasıl bir süreç yaşandı bu anlamda dijital yatırımlar noktasında? Teşekkür ederim bu soru için. Tabii dijital tarafta tüm dünya şirketleri gibi biz de yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ancak bu soruya şu cevabı vermek isterim. Bence kamuoyunun yönlenmesi açısından da çok önemli. Böyle bir şehir efsanesi dolaşıyor. Yani internet satışları, dijital taraf, e-ticaret, e-ticaretin ciddi yük alacağı vesaire gibi. Ancak bizim gibi, biz 103 yıllık bir markayız. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir tecrübemiz var. Biz ve bizim gibi offline pazarda, yani AVM'lerde elle tutulur, gözle görülür mağazacılık yapan bir sektör olarak dijital tarafın, e-ticaretin %700'lerde, %800'lerde büyüyor olmasına rağmen offline pazarı kurtarması mümkün değil. Dolayısıyla burada esas üzerinde durulması gereken mesele, gerçekten şu anda ülkemizde 500'e yakın AVM var. Her AVM'nin içinde ortalama 150-200 bandında mağaza var. Bu mağazaların şu anda canlı, o mağazaların içinde çalışanlar var. Dolayısıyla online'ın büyümesi, kendi kendine şu anda ilerliyor olması, hatta korkunç büyüyor olması çok sevindirici olmakla beraber ne yazık ki offline tarafa çare olamaz. Bu nedenle de bizim mutlaka diğer taraf için önlemlerimizi alma mecburiyetimiz var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü özellikle vatandaşımız online ticaretin çok geliştiğini, çok büyüdüğünü ve bunu artık her yerde, halk arasında da konuşuyoruz sağda solda. Kendi içinde çok sevindirici, doğru. Ama mağazalar var, çalışanlar var, o mağazalara yapılmış yatırımlar var. O mağazaları ziyaret eden müşterilerimiz, misafirlerimiz var. Çok sosyal bir yer orası. İnsanlar vakit geçirmek için alışveriş yapıyorlar. Yani biz hayatımızın bundan sonraki bölümünü artık sadece evde oturup eve bir şeyler sipariş ederek geçirmeyeceğiz. Bu kısımla ilgili ben özellikle altını çizmek için, dikkat çekmek için söylüyorum. Dijital taraftaki sorunuz, söylediğim gibi, çok çok ciddi büyümeler var. Tabii ki yatırımlar devam ediyor. Dijital demek sadece e-ticaret demek de değil. Yani dijital tarafta yaptığımız yatırımlar şirket olarak bizim zaten yıllardır üzerinde durduğumuz konular. Peki. Ama bunun diğer türlü anlaşılmasının önüne geçmek adına ben her fırsat bulduğumda bunu ifade ediyorum kamuoyuna. Peki. Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Sayın Cihat Özbekli, çok teşekkür ediyoruz Sayın Özbekli. Sağ olunuz Ben katkılarınız teşekkür ederim için. ağırladığınız için. İzleyenlere saygılarımı sunuyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olunuz. Ve sevgili izleyiciler, bu bağlantıyla gündem ekonomiyi noktalayalım. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Halkbank gündem ekonomiyi sundu. İster Halkbank yapar, Halkbank.